Kanalımıza hoş geldiniz. Rock'n'roll dediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Elvis Presley. Rock'ın kralı olarak bilinir. Peki hiç rock'n'roll'un babasının kim olduğunu merak ettiniz mi? İşte biz de tam o isimden bahsedeceğiz. Chuck Berry. Asıl adı Charles Berry olan Chuck Berry, 18 Ekim 1926 yılında Kaliforniya'da doğdu. O güne kadar blues ve rock'n'roll gruplarının solo enstrümanı saksafon ya da piyano iken, Gibson'ın 1940'lı yıllarının başlarında Les Paul model elektrikli gitarı keşfetmesiyle işler değişti. Elektro gitar ile rock'n'roll'un günümüze taşınmasına da bu köprüyle başladı. Chuck Berry de kendinden sonraki birçok müzisyeni etkiledi. Hatta bugünkü birçok müzisyeni de etkilemeye devam ediyor. Gitarist ve rock'n'rollcu olan Berry, 1950 yılında ilk olarak bir kulüp ya da bar grubu diyebileceğimiz St. Louis Mo adlı trio ile müzik kariyerine başladı. Bu grupta gitarıyla yer alırken Johnson piyanoda, Abby Harding de davuldaydı. 1955 yılının Mayıs ayında Chicago'da blues sanatçısı Muddy Waters onları Chess Records'a önerdi. Bir ay sonra da My Billin adlı şarkıları piyasaya çıktı. Ağustos'ta listelere giren bu tanınmanın sadece ABD ile sınırlı kalması single'ın İngiltere'de çıkmasından dolayıydı. Bu başarıyı 1956 Haziran'ında çıkan Roll Over Beethoven adlı şarkısında sürdürdü. Ardından You Can't Catch Me, School Day, Oh Baby Doll gibi hit parçalarını yaptı. 1957'nin sonunda rock'n'roll müzik single'ı çıktı. Bunu takiben Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Back in the USA gibi parçalarla daha da ünlendi. Onu ünlü yapan bir diğer özelliği sahnedeki şovuydu. Gitar çalarken iki ayağı üzerinde sekmesi ve çeşitli figürler yapması onu bu alanda ilk yapmıştı. Ondan özenen diğer gitaristler de gitarla dans şovu yapmaya başlamışlardı. 1960'lı yıllara girerken polisle başı derde girdi. Indiana'daki federal hapishanesinde 2 yıl yatan Berry'nin parçaları o günlerin yeni grupları olan Rolling Stones ve Beatles tarafından da yorumlandı. Aynı zaman sürecinde de Berry'nin parçaları 3 albümde toplandı. 1964 yılının başında hapisten çıkan Berry, Chicago'daki stüdyosuna kapanıp yeni parçalar hazırlamaya başladı. Bir ay sonra Nadine, Is It You single'ı piyasaya çıktı. Ardından da İngiltere turnesine çıktı. 9 Mayıs 1964'te Animals ile birlikte Finsbury Park Astoria'da konser verdi. 1985 yılında Grammy tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü. Mr. Chuck Berry. Francine Gilliam, and of course my wife, Dick Allen, and especially the many groups that have recorded my numbers. And long live rock and roll! Yine 1985 yapımı çok ünlü bir film serisi olan Back to the Future, yani Geleceğe Dönüş'ün ikinci filminde Johnny B. Goode adlı parçası kullanıldı ve büyük ses getirdi. Ayrıca filmin bu karesinde de Berry'e bir şekilde filmde yer verilmiş oldu. Chuck, Chuck, benim kuzenim. Kuzenin Marvin Berry. Hani sen yeni bir şeyler arıyordun ya, istersen şunu bir dinle. Adına Hail Hail Rock'n'Roll gibi filmler çekildi ve kitaplar yazıldı. İlerleyen yaşına rağmen sahnelere çıkmaya devam eden Berry, sahneye çıkan en yaşlı sanatçılardan biri olma başarısı gösterdi. Neredeyse yaşamı boyunca sahneden hiç inmedi.
ve 18 Mart 2017 tarihinde 90 yaşındayken evinde ölü bulundu. İlk başta ölüm nedeni açıklanmasa da daha sonrasında kalbinin durduğu söylendi. Evet, rock'n'roll'un babası da bu hayata veda etmiş oldu, geriye eserlerini bırakarak. Beatles'ın ünlü müzisyeni John Lennon 1972 yılında onun için "Chuck Berry benim kahramanım, o rock'n'roll'un kurucusu" demiştir. Ve daha sonraları Chuck Berry Amerikan halkı tarafından rock'n'roll'un babası olarak anılmıştır. Bir dahaki bilinmeyen hayatlara tanıklık etmek için bizi izlemeye devam edin.